mahallelerde ya da evlerde değişilmez kuraldır. Yani evin çocuğu, en küçüğü ekmek almaya gider. Bu bir kuraldır. Ben de bizim evin en küçüğüydüm ve hep ekmek almaya ben giderdim. Ama hep böyle o ekmeğin o uç tarafı çok lezzetli ya. Bir o ucundan biraz ısırırdım. Sonra denge bozulmasın diye diğer uçtan da. Sonra diğer uçtan, diğer uçtan. Sonra onları böyle birleştirene kadar ısırır yerdim gerçekten de. Şimdiki arkadaşlar şunu düşünmüş yani. Ya evin en küçüğü gitmese ne olur? Yani evde başka bir ekmek almaya gitse ne olur? İnşallah en küçüğünün gitme sorununu da çözecek bu skeç. Para ver evren geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bak kime diyorum, saat kaç oldu hadi? 8 oldu saat. Şükran, biz niye pazar günü sabah 8'de kahvaltı yapıyoruz? Pazar kahvaltısı 8'de yapılır Cevdet. Biz tatil koyu muyuz ya? Yani kahvaltı dediğimiz şey uyandığında yapılan bir şey değil mi ya? Hayır, kahvaltı denilen şey evin anası ne zaman uyanırsa o zaman hazır olan bir şey. Anladım ya. Hadi Allah kabul etsin, hurma yok mu? Kadın sahura kalktım zannediyor ya. Ana yok, ana. Ramazan'da değiliz ya. Sana da günaydın kızım. Alper nerede? Alper bütün gece fizik dersine çalışmış babası. Yalan söylüyor ya. Şu ekmeği uzat hele. Uyandır şunu kızım ya. O ne lan? Bu ekmek... Bu nedir? Bu... Biz bunu yemeyelim ya. Bu ekmeği yemeyelim biz. Hırsız gelirse kafasına vururuz bunu ya. Ben yarım gün kavgaya girersem adamla da ekmek çekerim. Bu nasıl, bu nedir ya? Ya önce bayatlar bitsin dedim, ne var? Bayatlar bitsin diye de 3 yıldır biz niye sürekli bayat ekmek yiyoruz ya? Allah aşkına, tamam. Alper! Baba bırak bari, çocuk uyusun. Uyum, gitsin ekmek alsın. Alper! Lan Alper! Kalk lan. Günaydın. Günaydın. Neredesin lan sen kahvaltı saatinde? Baba dün gece geç yattım ya, fizik çalıştım. Yalan söyleme. Vallahi baba hep fizik çalıştım ya. Nereden geliyor oğlum bu fizik aşkı? Ben anlatayım babacığım. Okula yeni bir fizik öğretmeni geldi. Hı. Bu hormon canavarı da onu beğenmiş. İşte gözüne girmeye çalışıyor. Aa, o senin öğretmenin anne. Yani öyle diyor anne. Uzay paralel evreninde, düzleminde her şey normal. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Evle bakkal düzleminde her şey normal mi? Git bir bak bakayım, ekmek al 3 tane. Ya ben niye gidiyorum? Bu gitsin ya. Ne alaka ya? Ben niye gideyim? Baba daha hava aydınlanmamış. Kız başıma ne işim var dışarıda, değil mi baba? Ablan haklı, gidemezsin. Gidemem. Ya ne demek bu? Geçen akşam aşağıda binanın önünde bir tane... Yok, kim, nereden, nasıl, ne olmuş, ne alaka ya? Ah, bir kere evin bir yazılmamış bir kuralıdır, tamam mı? Evin en küçüğü gider. Değil mi babaanne? Pastırma yok mu? Ya, hala Ramazan zannediyor ya, Allah Allah. Bana bak kaynana, tekrar ediyorum. Bugün Ramazan değil. Hadi git ekmek al 3 tane, gel. Ya bak, evde 5 kişiyiz, 5. Bu 5 farklı paralel evren demek. Niye hep benim ekmek almaya gittiğim evrende yaşıyoruz ya? Tamam lan, tamam. Çöp çekeceğiz. Kısa çöpü çeken ekmek almaya gider. Kabul mü? Kabul. Herkes kabul mü? Kabul. Tamam. Bu 5 farklı paralel evrende. Ne? 5 farklı tamam. Paralel evrende. Aynen. Hadi. Çök çöpü. Çek. Sen de çek. Hızlı ol. Çektim. Çek. Benim. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Ha, benimki de uzun. Of ya! Ben mi gideyim? Dışarıda it var, koplu var. Ben mi gideyim baba? Ya kızım aşağı ineceksin 5 metre yanda yan apartmanın altında. Git hadi ya. Of ya! Gidiyorum. Ben gidiyorum. Dışarıda kurtlar, kuşlar yesin beni, değil mi? Gideyim de yesinler beni, kurtlar, kuşlar. Aa! Duydunuz mu? Kurt! Baba gitmeyeyim. Hadi git kızım, kendini daha rezil etmeden git ya. Kızım! Babaannem! Gitmişken 2 tane Ramazan pidesi alsana. Yazıklar olsun. Gidiyorum. Ben ekmek almaya gittim de ne konuşuyorsunuz, anlatın. Neler dönüyor? Bir mi böreğe bakayım? Ben yanlış bir şey mi dedim baba? Börek demişken, ben size Selvi Boylum Al Yazman'ın filminde Selvi Boylu rolünün ilk bana geldiğinden bahsetmiş miydim? Ya sen Selvi Boylu musun abi?
nasıl değilim? Değilsin tabii ya, Allah Allah. La kabul etmedim zaten. Kadir inanır, benim tipim değil. Baba. Sence ideal ilişkide yaş farkı kaç? Ne bileyim oğlum, 2-3 herhalde. 12 çok mu mesela? Çok tabii, hayvan. 12 ne ya? Bence değil. Allah Allah. Kim o lan? Baba, ablam telefonu burada olmuş. Bakma oğlum, ablam telefonu. Sessize al. Niye o? Benim bilgisayarım karıştırıyor. Tamam, o zaman açalım hadi. Oğlum, hayır, sen kızına güvenme. Bir güveniyorum babamız. Canım, bakma, koy onu oraya. Baba, kalp kalp kalp, Taybora diye biri arıyor. Alo. Kimsin lan sen? Kimsin lan bu saatte benim kızımı arıyorsun? Ben Cevdet. Taybora mı? Taybora ne lan? Kaçıncı ayakta koşuyorsun sen? Taybora ne? Kimsin oğlum sen? Abo! Abo! Gel lan, tamam gel. Gel lan, adres veriyorum. Manolya Sokak, Hürriyet Aba... Evet, orası. Nereden biliyorsun lan evi? Gel lan, bekliyorum. Gel, gel, bekliyorum. Torlite bak, Taybora. Kim lan bu Taybora? Aman! Taybora, sen kızın telefonunu mu karıştırdın? Kim bu? Sen biliyorsun kesin. Sen biliyorsun. Kim bu Taybora? Kaçıncı ayakta koşuyor bu? Kim bu herif? Kim bu? He? Bu kız kaç yaşında daha ya sevgili yapıyor? Daha yaşı kaç, başı kaç bunun ya? 12 bence çok büyük bir yaş farkı değil. Büyük lan! 12 de büyük yaş farkı. Gelsin, söyleyeceğim. Kim bu Taybora? Soracağım ona. Abi sakin ol. Soracağım. Bundan sonra yok. Telefon melefon kullanmak yok senin kızına. Yasak. Yasak telefon. Geldim. Al babaanne, getirdim. Gel kızım, gel. Kızım, kim bu Taybora? Taybora kim? Ya kızım, tırnak pidesi istemedim. Ramazan pidesi istedim. Kadın bir dur, Allah aşkına pide diye tutturdun ya. Abi kebapçı mıyız? Bu bir ne? Dur ana ya. Allah Allah. Kızım, kim bu Taybora? Senin arkadaşınmış, arkadaşın. Yok baba, ne arkadaşı ya? Benim öyle bir arkadaşım yok. Benim arkadaşlarım Beyza Nur, Sena Nur, Rümeysa Nur, Taybora diye biri yok. Kim geldi bu saatte? Kapı çalmış. Aç bakalım. Kapıya bakayım ben. Kim lan o sevgilimin telefonunu açan lavuk? Ya senin ne işin var burada Taybora? Seninle sonra konuşacağız prenses. Sen kimsin lan? Ben Cevdet lan. Asıl sen kimsin lan? Utanmıyor musun lan baban yaşında adamla? Babam. Yaşında adamla diyorum prenses. Bak hiç dinlemiyorsun beni. Şu kim? Kim bu lavuk? Cücüklü? Ha? Kim bu? Kardeşim. Ha, biliriz kardeşim ayaklarını. Bu kim? Kim bu, kim? La hayvan pide yiyor, ne yapıyor? Babaannem. Ha, babaannem. Zaten sıkışınca babaannem. Taybora. Onlar benim ailem. Evet, hoş geldin oğlum. Beni hiç saymadın ama. Valide Hanım herhalde. Evet. Öpeyim. Çok özür dilerim ya. Ben şimdi sabahın köründe de eve böyle girdim. Ya yalnız ev arkadaşlarımla yaşıyorum deyince... kusuruma bakmayın. Sizde böyle bir beni dövme isteği uyandı değil mi? Senin ananı avradını bile. Gel lan şöyle. Sen gel lan şöyle. Ekmeği ver. Ben... Şu kadar ekmeği ver bana. Ekmeği ver. Ekmek mi? Ekmek. Normalde atın ölümü arpadan olur ama seninki buğdaydan olacak. Baba! Baba, ne yapıyorsun? Duruyor sana arabadan. Ekmek! Baba, ne yaptın? Baba gitti. Ne yaptın sevgilim? Baba, ne yaptın? Bizini bunu masaya koyma diye. Bu adam öldürür dedim sana. Ekmekli adam öldürdüm az önce mi? Bayatlar bitsin dedi. Başlarım bayatın anak. Bayatlar bitsin diye katil oldum. Mamuzlarda yatacağım şimdi. Delirdim galiba, ekmekle konuşuyorum. Ben yatamam mamuzda. Ben mamuzlarda yatamam. Albin. Albin. Zıkkım ya, hala yıkık adam öldürdü baba. Baba gel buraya oğlum. Gel buraya. Geç anneciğim. Albin, ben az önce bu ekmekli adamı öldürdüm. Ama ben mamuzda yatam. Senin baban çok yaşlı oğlum, biliyorsun. Zaten bir iki seneye ölürüm be. Bırak evimde öleyim. O yüzden benim yerime sen yatacaksın oğlum. Gel al bu ekmeği. Al. Yapamam baba. Ama oğlum parmak izi olur ha. Yapamam baba ya babam. Sen oğlum. Biz için ne olacak baba? Ver oğlum. Bu için bizim için. Söyleyin bana.
sana don getirsin o zaman. Tamam, ben getiririm sakal. Durun, tamam, sakin olun ya. Olur oldu, ne yapalım? Delini yok edeceğiz. Nasıl? Yiyeceğiz. Mantıklı. Yiyelim, yiyelim. Baba, yenmez ki bu. Ayaklar biter, hemen yiyelim, ne olursun. Ne yine bayağı dek bir yiyor, Allah kahretsin. Baba, ne yapıyorsun sen? Şu yöntem gibi. Geleyim oğlum. Tamam, ara. Yazıklar olsun. Hepsi senin yüzünden. Ben gitmeseydim böyle olmayacaktı. Her şey benim yüzümden. Benim yüzümden. Acaba diğer paralel evrende neler yaşanıyor? Oha dekme. Ben gitmem baba, yok ya. Oğlum, tamam lan, çöp çekeceğiz. Çöp çekeceğiz. Mesela çöpü çeken ekmek almaya gider. Güzel. Kabul mü? Bu beş farklı paralel evrende. Beş farklı paralel. Hadi çek çöpü. Bekle. Çek çöpü. Çek. Hızlı oğlum. Hızlı, 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 hızlı. Bu da benim. Benim uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Kafam bana çıktı ya. Anne, sen çıktı, sen gideceksin, evet. Öyle mi? Evet. Tabii ben giderim. Çamaşırı ben yıkarım. Bulaşığı ben yaparım. Evin bütün yükünü sırtımda taşırım, çekerim, anayım, yaparım. Giderim ama ekmeğe de ben giderim. Tek bir lafını da etmem size. Kızım. Ana. İki tane pide al kızım. Ya size yazıklar olsun. Size yazık. Bana bak Cevdet, fırında börek var. Sakın ha, dikkat edin ona, onu çıkartın. Hadi ya, hadi Allah aşkına. Hassasın bu konuda, biliyorsun. Ya hadi ya, aman. Ben ekmek almaya gidince ne konuşuyorsunuz? Anlatın bakalım. Yani. Ya Şükran, menemeni de yaparsın ya. Ya menemeni yaparsın ya. O ne lan? Lan patlıcanın menemenin içinde ne işi var ya? Baba hakikaten annemi bir yemek workshopuna falan mı yazdırsak ya? Gerçekten ya. Geçen yaptığı sütlaç neydi öyle çocuklar ya? Baba o sütlaç dedi ki annem pilavı yaktı. Ya o tatlıydı. Oğlum şekerle mi yapmış, ne yapmış ben Allah de anlamadım. Allah kahretmesin. Zaten şehriyenin diyorum, sütlacın içinde ne işi var ya? Allah Allah. Bakın, sütlaç dediniz aklıma geldi. Mavi Boncuk filminde Emel Sayın'dan önce bana teklif geldiğini anlatmış mıydım? Ya ana, senin gözlerin mavi bile değil ya. Nasıl değil? Siyah. Lan zaten kara boncuk olacaktı da ben teklifi kabul etmediğim için olmadı. Tarık Akan hiç tipim değildi. Ya babaanne, Tarık Akan sana niye baksın ki? Eh ya. Siz beni gençliğimde görecektiniz, gençliğimde. Bırakın işleri ya. Ana, bak beni lafa tutunuz. Börek yiyeceğim lan. Ben gideyim böreği alayım. Bak, dur. Aman yanmadan. Biraz acele tamam, edeyim. Tamam babaanne. Acele edeyim. Acele etme. İstese de eden yok ki zaten. Tamam. Kızım, kim arıyor? Baksana telefonuna. Baba, Taybora diye biri arıyor. Taybora ne ya? İnternet için arıyorlar baba. Taybora net. Arıyorlar, bir reklam ediyorlar. Bu nasıl isim lan? Şey işte, at hızında internet. At hızında veriyorlarmış. Lan baksana kızım, madem belki ucuza internet verirler. Tamam, ver. Ne yok, tamam, ben bakarım baba. Alo, Taybora net ama beni sürekli arıyorsunuz. Teşekkür ederiz yani. Biz internet falan istemiyoruz, sağ olun. Yok, sen kapat. Tamam sen. Tamam, kapattım. Sen niye kurumsal şirketle flörtleşiyorsun ya? Baba, sürekli onların yüzüne kapatıyorlar. Terslese miydim? Doğru söyle. Aferin kızım, iyi yaptın, iyi yaptın. Baba. He. İş yerinden ilişki yapsam sorun olur mu? Bana bak gerizekalı. Orası iş yeri değil, okul. O da iş arkadaşın değil, öğretmenin. Unut artık şu salak fikirleri ya. Ya şu ünvanlara takılmayın artık. Hala ünvanlara ya. Hadi yemeğe giy Allah aşkına. Ne oluyor lan? Aha! Mutfak yanıyor. Mutfak yanıyor, yangın çıktı. Babaanneni al. Babaanneni bak. Koş! Koş Allah'ım. Babaanne! Börekten çıkmış yangın. Böreği aldım geldim. Babaanne? 5 dakikası var onun daha. Baba! Allah'ın cezası. Oğlum, yangında ne yapılıyordu lan? Şey, çöp kapağı mı? Çöp kapağı tutun, martılar. Martılar mı? İçeri sadece. Ne oldu baba? Ne yapıyorsun? Gerizek.
zekalı oğlum. Ne yapıyorsun ya? Aa, çık kapan martılar. He tamam. Alamadım. Babaannenizi alamadım oradan. Aa, çok kötü içeri. Ya aşk olsun. Ben size dedim ki böyle dikkat edin ya. Lan anam yanıyor içeride. Kadın içeride kaldı. Börek. Kurtardım onu. Oh Allah'ıma şükürler olsun ya. Lan manyak mısın? Haram yanıyor ya. Kadın gezin gitti orada. Ya babaanne. Gel. Babaanne gel. Ay. Oğlum öbür tarafa gittim geldim. Çok kötü spoiler yedim ya. Cayır cayır yanıyorum. Ana ne dedin sen? Ama ben size dedim keşke ben gitmeseydim. Sen gitseydin abi. Benim yüzüm. Benim yüzümde. Acaba diğer paralel evrende neler oluyor? Hadi kop. Ha, ben gitmem. Tamam lan. Tamam şöyle yapalım. Çöp çekelim. Heh. Tamam mı? Kısa çöpü çeken bakkala gider. Kabul mü herkes? Kabul. Oh, tamam. Beş farklı paralel evren. He, beş farklı paralel evren falan oluyor onlar. Aynen öyle. Çek. Çek sen de. Hızlı. Çek. Tamam, güzel. Benim uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Ya yalan söyleme baba. Kız o ya, yalan söyleme ya. Yazıklar olsun, ben mi gideyim lan koca baba? Ben mi gideyim oraya, he? Zaten çalışıyorum, çabalıyorum bu eve ekmek getirmek için. Bir de ekmeği almaya ben mi gideyim? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben giderim. Baba olarak gene ben giderim. Bütün aileyi sırtımda taşıyorum. Ben mi gideyim? Buna okey miyiz yani? Vicdanlarınız rahat mı? Benim rahat. Benimki çok rahat. Benim de rahat. Benim de rahat. Hiç olmadığı hey. Kadar rahat. Yazıklar olsun size. Gerçekten. Yazıklar olsun. Oğlum. Hey. İki tane pide alsa orada yedim. Senden beklemezdim ana. Senden beklemezdim. Yazıklar olsun. Vicdanınız rahat mı? Tamam. Ya ne gelbele etti. Sanki var ya bir kere ekmek almaya gitsek kıyamet kopacak. Anne, hava bozuyor. Bozdu kızdan. Ben ekmek almaya gidince ne konuşuyorsunuz? Ya var ya, sizde bir börek yaptım. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ya. Aa, anne Tayboru arıyor. Aç kızım, aç biz bizeyiz. Tamam. Alo, aşkım. Hı? Ben de seni... Alo! Bıdım! Ne oluyor babaannem? Ya yavaş ol. Babam yokken bu evin reisi benim. Aşkım ben başka odaya geçeyim. Salonda parazit var. Hiç ciddiyetim yok bu ailede ya. Hiçbir yerim ya yok. Ya bu kızın konuştuğu çocuk ne kadar iyi bir çocuk değil mi Şükrü? Evet anne. Sen benimle sohbet etmeye mi çalışıyorsun? Doğru söylüyorsun anne. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Çok kibar ve çok başarılı. Anne. Ha. Kadınlar başarılı erkeklerden mi hoşlanır? Yani ben hariç evet. Neyin sen hoşlanır? Yani babanın başarısı burada da oğlum. Hiçbir başarısı yok. Gerçekten yok. Peki ama gene kadınlar başarılı erkekler hoşlanır. Genelde evet doğrudur. O coğrafyacı yaktı beni ya. Bir değil iki verse girecektim öğretmenler odasına. Seviyorum lan seni diyecektim. Ama oğlum senin hiç yaşlı bir arkadaşın yok mu ya? Ya var da sevmiyorum ya. Ben size Kelebeğin Rüyası filminden teklif geldiğinden bahsetmiş miydim? Anne sen de atıyorsan biraz usturuplu at Allah aşkına. Kadın babaanne orada da Yılmaz Erdoğan mı tipindeydi? Yok Yılmaz Bey tam tipimdi de kıvanç tipim değildi kabul edin. Babaanne biraz atıyorsun mu sen ya? Biraz. Oo nereden çıkıyor bunlar? Nasıl nereden çıkıyor bunlar? Ya ya biraz. Ya. Tamam kapat. Ne oldu? Anne neler olmuş? Ne olmuş? Baksana göktaşı, tsunami, buzullar eriyor. Ama babanızı bir bakkala gönderdik, kıyamet koptu bak. Ama Aset oğluna şey yapmasın, bir şey olmaz ya. Anne nasıl bir şey olmaz ya? Dünyanın yörüngesi değişmiş. Aman tamam, şöyle yapalım. Ben bir böreği getireyim, sakince onu yerken düşünelim. Gidin, gidin buradan. Ne oldu? Neler oldu? Dünyanın çivisi çıktı, acayip zombiler basmış dünyayı. Vallahi zincirli kuyu böyle. Baba zincirli kuyu zaten hep öyle ya. Lan gerizekalı Ayaz Ağa'ndan başlıyor bu sefer. Hayatımız kaydı. Zombiler her yerde. Dur, kızım, kızım. Oğlum pide aldın mı? Zıkkım ye ya. Ana sen de yani Allah Allah pide. Hey kızım pencereleri kapat. Kapat. Pencereleri kapat. Bakayım. Pencereleri kapat. Bu kapalı. Pencereleri kapatın.
Ötekini de kapat, ötekini. Lan gerizekalı zombi o, zombi. Ya baba, ayıp değil mi? Niye utandırıyorsun çocuğu? Taybora gel, seni ailemle tanıştıracağım. Gel. Baba. Ya aşkım, aşkım ne yapıyorsun babamların yanında? Yapmasana. Ay! Baba! Ha! Zombi olmuş. Zombi mi olmuş? Ana gel, ana kaç. Ana kaç. Ya. Ana kaç. Baba, babaannem zombiyle aynı yürüyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Allah seni kahretmesin, ne oldu? Ne oluyor? Şükran, ben de zombi oldum. Kaynanasıyla da çok bir değişiklik yok. Baba, kapıyı zorluyorlar. Kapıyı zorluyorlar. Baba. Ne yapacağız? Ay, üstümüze baba. Geliyorlar. Kesemiyoruz. Baba, ekmekle vuralım. Ay, saçmalama lan. Babaannen, bey anneme kıyamam. Ben senin anana kıyarım. Ben... Hayır, hayır. Bırak bunu. Bırak, gel buraya. Yapma kadına. Yapma. Senin yüzünden o. Benim yüzümden. Senin yüzünden aptal çocuk. Allah'ım. Keşke ben gitmeseydim, sen gitseydin. Acaba her paranın evlendi neler yaşanıyor? Yok, ben gitmem. Kop hadi, kop. Ya yok baba, ben gitmem. Tamam, tamam. Çöp çekeceğiz. Hah. Yapacak bir şey yok. Kısa çöpü çeken bakkala gider. Güzel, bu 5 farklı paralel evrende. Paralel. Hızlı çek. Aferin, sen de. Sen de. Sen de. Oh, bu da bana. Benim uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Ha, süktür ya! Ben 85 yaşındayım. Ayıp ya. Ben giderim. Bak derler ki bu kadını derler, annesini derler, babaannesini bu yaşta bakkala göndermiş derler. Doğru söylüyor. Kahveye çıkacak yüzümüz olmaz. Hadi kop hadi. Ya baba yok. O çekti, o gidecek diyor. Evet babaanne ya. Mızıkçılık yapma. Yani gerçekten kaynana. Sanki gitsen öleceksin. Üf, iyi tamam ya. Sizden de baş edilmiyor ki yani. Babaanne. Sen ne şomazlı bir kadınsın ya. Ne şomağı anam gitti benim ana. Ya ben ne yaptım? Öleceğim varmış madem. Ha öleceği olur mu bir insanın ya? Ne bileyim ben. Ben size bana ruhsardan teklif geldi demiş miydim? Ana ne oldu? Allah kahretmesin şimdi. Kahretmesin kadar gitti ya. Babaanne. Alkış zilin de işaretçisi diye düşünüyorum. Zil diyenler. Evet. Yani hakikaten aslında çok yani küçük bir tespitten, yani ekmek almaya gidelimden işin zombilere gitmesi gerçekten yani her şey mi yakışır Oğuzcuğum, yani zombi dedi hakikaten. Zombi gibisin şu an. Çok yakışmış kardeşim. Yani övgü olarak söylüyorum bunu. Evet, zile kim gitsin? Evin hanımları gitsin zile. Evet, Evin Hanımları Tuğba ve... Ya evet, yani bu skeçlerde biraz şeyden korkuyorum ben, tekrar ya. Hani acaba sıkabilir mi, bayabilir mi, ama her seferinde hakikaten yeni şeyler bulunabilmiş. Yani o yüzden bence skeci böyle büyük kurtardı. En beğendiğiniz part hangisiydi, kimin gitmesiydi? Zombilerin gelmesi. Zombilerin gelmesi, bak ben sana dedim. Abi çok yakışıklı. Çok yakışıklı olmuş. Buyur. Evet, çok güzel gittiler. Devam ediyor alkışlarınızla. Çok güzel.